Marangozluktan marangoza geçiyor. Boyacılıktan boyacıya geçiyor. Rezzakiyetten razıka geçiyor. Sıfattan esmaya geçiyor. Huzur makamı. İşte birinci kısım vazifede, birinci kısım vazifede gayb makamı, zikir makamı, avam ve tasavvuf makamı, zikir, gaybi, gaybde olan bir Rabbisinin esma-i ilahiye tecellisinden onu tespit ediyor, onu muhabbet ediyor, onu anlıyor, başkasına anlatıyor. Bu gaybi iman mertebesi. Buradan sonra huzura geçiyor. Hakikat mesleği. Huzur, hakikat mesleği. Orada gayb yok. Orada, burada rezzakiyet var, burada rezzak var. Sıfattan isme geçiyor, zata geçiyor yani. Evet, bura çok dehşetli bir şey, dehşetli bir tespit. Tekrar okuyorum. Birden oku. İnsan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Evet. Bir ciheti gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat rububiyeti itaatkârâne tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayretkârâne nezaretidir. Evet, demek ki bu gaybane surette olan ibadet tarafında da mertebe bir değil. İnkişaf var. Önce ne yapıyor? İman ediyor. Allah Allah. Ben sana tanıyorum, ben sana iman ediyorum. Bu mahlukat hepsi akılsız, şuursuz, mantıksız, iradesiz, tamamen camit bir vaziyetteyken en üstün bir akıl, irade ve marifet gösteriyor. Demek ki bunları yapan sensin. Gaybi bir surette iman ediyor. Rabb-i Rahim'ine tanıyor ve gaybi olarak toptan, kül olarak bir imanı var. Evet. Sonra Esma-i Kutsiye-i İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları birbirinin nazar ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Ha. Şimdi o umumi imandan sonra inkişaf ediyor. Hele gelin ya, hele gelin bakayım. Şu ip gibi bir şeyden şu güzel meyveler nasıl çıkmış? Hele gelin bir tefekkür edelim bunu. Nasıl oluyor? Toprak, hava, su, güneş, renk yok, şeker yok, bunda hiçbir şey yok. Bu ağaçların üstünü şekerle dolduruyor. Çeşitli renkler veriyor. Ne kadar güzel yapıyor bunları. Bunu sanatkarı kim? Nasıl yapıyor bunu? Dellallık yapıyor bu sefer. İman inkişaf ediyor yani. Toptan imandan şeye geçiyor. Tahkik tarafına geçiyor. Mahlukatın inceliklerine. Şu küçük tırtıl bu işi nasıl yapıyor? Bu kuş bu yuvayı nasıl yapıyor? Bu böcek bu efendim ipeği nasıl yapıyor? Bu arı bu balı nasıl veriyor? Tefekküre geçiyor. Evet. Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak,
kalbin kıymet şinaslığı ile takdirkârâne kıymet vermek. Ya kapıya gelmiş bir kediye biraz yem veriyorsun, o kedi bağırırken yemi yedikten sonra rahatlıyor, gidip yatıyor. Sende bir huzur oluyor. Ne kadar seviniyorsun. Ona istirahat ettirdin, su verdin, yem verdin. Bütün mahlukattaki yavruları, canlıları besleyen biri var. Yani keyfiyetten münezzeh olarak senin o kediye verdiğin yemden dolayı gördüğün hazzı, zevki bütün mahlukata çarp. Öyle bir zevk, öyle bir manevi sahavet, genişlik. Keyfiyetten münezzeh olarak Rabbimiz ondan nasıl haz alıyor? İster kafir, ister münafık, ister mümin. Mahlukat, madem canlı yaratmış Allah, veriyor. Onun için rızıkla oynamamak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle insanın rızkıyla oynamamak lazım. Bu kafirdi, bu münafıktı, bu Ermeniydi, bu bilmem neydi. Rızıkla oynama. Başın öyle belaya girer ki kurtulamaz. Onu yaradan veriyor. Sen ne istiyorsun? Sen cebinden mi çıkıyor ya? Sen cebinden mi çıkıyor? Yaradan onun rızkını veriyor. Ve sen bir tek kediyi, bir tek köpeği, bir tek kuşu doyurduğun zaman aldığın zevki ve lezzeti bu trilyonlar, katrilyonlar adence canlıyla çarp, Rabbimizin o işteki keyfiyetten münezzeh huzurunu bir düşün bakayım hele. Tefekkürle Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetini, kadiriyetini, mahlukiyetini, mabudiyetini tefekkür etmek. İlerliyor. Bir kademe de bu. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sahifelerini, arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayretkârâne tefekkürdür. Ondan sonra genişledi. Mahlukattan geçti bu sefer tabakalara, arz tabakasına, sema tabakasına, arzın dibine, denizin içine, tabakalara. O ne kadar mahluk, o ne kadar çeşit. Kurban oldum Allah'a. Ne kadar çeşit o. Bir balık balık işte, tamam. Balon balığı, mürekkep balığı, elektrik balığı, işte bilmem istavrit balığı, hamsi balığı, bilmem ne balığı, 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 balığı. İnsan adedince ne kadar çeşit var, balık adedince de o kadar çeşit. Tabakalara geçiyor. Bu arz tabakasının sema ile alışverişine başlıyor dikkat etmeye. Burada otlar sarardı mı semadan gür 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 yağmur iniyor. Şimşekler çakıyor. Merak etme, ben geliyorum. Kendini toparla. Koyvermesin seni. Şimşekler çakıyor. Güm güm güm. Bırakmasın seni. Geliyorum. Haber veriyor. Otlar biraz toparlanıyorken hemen sonra yağmur iniyor aşağı. Hayvanlar dolaşıyor. Taşların arasında ot arıyor. Yok. Onu arıyor. Onun lisan-ı haliyle Allah'ım sen beni yarattın. Ot yok. Ben ne yiyeceğim? O yayılan hayvanların lisan-ı haliyle yaptıkları duadan büyük rahmet iniyor semadan. Ne zamanki hayvanları terörden, merörden, bilmem neden dolayı ahırlara tıktılar. Yiyip, yedirip, yedirip, şişirip satıyorlar. Ondan sonra semadan yağmurlar kesildi. Dua yok çünkü. Dua yok. O hayvan, o taşların arasında, o toprakların üzerinde ot ararken ağzını atıyor, bir şey yok. Ağzını atıyor. Onu yaradan o ağzı boş çevirir mi? Onu yaradan, onu rızıksız bırakır mı? Semayı onun imdadına yetiştiriyor. Denizler ayrı bir alışveriş, bulutlarla denizler, topraklar,
güneşler, aylar, yıldızlar. Bu sefer tabakalar arasında tefekküre başlıyor. Çapı genişliyor. Tefekkürü genişliyor. Evet. Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsankârâne temaşa etmekle onların Fâtır-ı Zülcemâli'nin marifetine muhabbet etmek ve onların Sânî-i Zülkemâli'nin huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Hele o kuşlardaki renkler, güzellikler, manalar, şekiller, hikmetler. Gördükçe resmini alıyorum. Bugün yine bir resim aldım. Güzel Allah'ım. Ya o kadar masraf niye bilmiyorum ki ya. Bir güvercine, bir çeşit bir güvercine. Bir renkler vermiş, bir şekiller vermiş. O da öyle bir cilveli ki, niye kanatlarını açmışsa böyle bir poz çekmiş, öyle kavga, böyle müthiş bir poz çekmiş. Hemen kaydettim. Hemen kaydettim. Yüce Allah nasıl yaratmış onu? Nasıl bir kadem atmış ona? Her şey birbirine denk, her şey. Birine bakıyorsun, gözü çatlatacak bir kırmızı. Birine bakıyorsun, gözün hadakasını açacak bir yeşil. Birine bakıyorsun, kış fışık etmiş. Ama öyle birbirine karıştırmış ki renkleri. Hayranlıktan hangisine bakacağını şaşırıyorsun. Her birinde ayrı bir özellik. Ondan sonra Rabbisini, Allah'ım sen ne kadar güzelsin ki bu kadar güzelliği veriyorsun. Yani güzellikte güzel olacak ki güzellikten anlıyor. Ya yani kendisi güzel olacak güzellikten anlıyor. Sen ne kadar güzelsin ki bir güvercine böyle bir güzellik vermişsin. Bir serçeye böyle bir güzellik vermişsin. Bir tırtıla böyle bir güzellik vermişsin. O baharda yaprakların üzerinde böyle giden tırtıllar var. Öyle bakıp da geçme. Sen onu böyle yaklaş. Gözlük tak, teleskop tak, mikroskop tak, bir şeyler ne diyeceksen et. Yahu ondaki sanat eserine bir bak hele. O tüylerin her birinde ayrı bir renk, ayrı bir şekil, ayrı bir marifet. Bütün tüy. Neye yarıyor bilmiyorum ki o tüyler. Ama öyle güzel yakışıyor ki o işe, o tırtıla. Hayran olmamak mümkün değil. Ondan sonra Rabbisini sevmek için onun verdiği güzelliklere dikkat ediyor. Allah'ı sevmek için bu sefer ondaki güzelliklere dikkat etmeye başlıyor. Gönlü açılıyor artık. Evet. İkinci vecih huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Görür ki bir Sânî-i Zülcelâl kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Neye yapmış yani, neye yapmış? Kendini bildirmek istiyor. Kendisini tanıttırmak istiyor. Muradı öyle. Kendini bildirmek, tanıttırmak istiyor, sevdirmek istiyor. Ve bunlar için binlerce, on binlerce, yüz binlerce sana yaprak veriyor, temrin veriyor, anlayış veriyor, sana sende cihaz veriyor, karşıda o cihazın mukabilini veriyor. Kendisini sana sevdirmek istiyor, tanıttırmak istiyor. Sen nasıl bir boyacısın Allah'ım, bu ne boyadır? Bu yapraklardaki yeşilin fiyatını, çebese boyalarının fiyatıyla bir tart bakayım hele. Çebese boyasının fiyatıyla bu vurduğu yeşil boyanın fiyatını bir tart hele. Geçen gün bir buraya gümbürtülü, havalı, yıldırımlı, şimşekli bir geliş oldu yağmurun.
10 dakikanın içerisinde kaç bin ton su bıraktı biliyor musun buraya sen? Hele bir belediye parasıyla hesap et bakayım. Sevdiriyor ha, kendisini sevdiriyor. İbretli nazarlara kendisini sevdiriyor. Beni sevin diyor, tanıyın beni diyor. Huzurdan, gayipten huzura geçti. Artık huzur mu Allah? Yani mahlukatta Allah'ın müşahede mertebesi. Hakikat mesleği bu. Tasavvuftan hakikate geçti. Sonra görüyor ki bir celili cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazarı dikkati celp ediyor. O da ona mukabil Subhanallah, Allahu Ekber deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbetle secde eder. Celal içinde cemal. Vahidiyet içinde tevhid. Şimdi böyle bir düşün bakayım. Bütün mahlukat böyle, yeryüzündeki bütün mahlukat birdenbire bir gözünün önünde canlanıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nasıl bir şeydir bu? Mahşer acayip, fil, sinek, böcek, pire, bit. Ya, acayip bir şey yani. Bir de o celal içerisinde bakıyorsun ki ufacık bir hayvana öyle merhamet ediyor, öyle şefkat ediyor, öyle besliyor ki onu. Yani o topluluk içerisinde o hayvancık unutulmuyor. İhmal edilmiyor, ayak dibinde ezilmiyor. O bütün mahlukata verdiği ihtimamı belki fazlasıyla o küçücük. Gözü yok, burnu yok, bilmem nesi yok, mikroskopla zor görüyorsun. O hayvanı da besliyor. O celal içerisinde cemal. Bakıyorsun, böyle balina balığı böyle döndüğü zaman küçük vapurları deviriyor. Yanında küçük vapur varsa deviriyor. 125 ton iç yağı çıkıyor. Böyle bir mahluk. Bir de bizim istavritleri bir düşün bakayım. Hamsiyi düşün. Hamsi zayıf, bir de bazı zayıfları oluyor. Şimdi o hamsi, ey kurban olduğum Allah. O deryaları balinayla dolduruyor, o hamsiye de öyle bir rızık veriyor, öyle bir kemal veriyor, öyle bir güzellik veriyor, öyle bir tat veriyor. Celal içerisinde cemal. Huzur makamı bu. Rabbimizin fiiliyatını keşfetme makamı. Şe'ni ilahi diyorlar buna, şe'ni ilahi. İşte huruf-ı mukatta'da şe'ni ilahiyi müşahede mertebesi var. Kur'an-ı Azim'deki huruf-ı mukatta'da şe'ni ilahiyi müşahede mertebesi o. O Bediüzzaman gibi zatlar, Rabbani gibi zatlar o huruf-ı mukatta'dan şe'ni ilahi Rabbin ne yapıyor, nasıl yapıyor onu görüyorsun. Huzur makamının yüksek mertebeleri. Evet. Sonra görüyor ki bir gani-i mutlak, bir sehavet-i mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış, bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barekallah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile,
Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. İnsanların zevkine uçuyor. Başka mahlukat bu işten anlamıyor zaten. Başka mahlukat bu işten anlamıyor. Bir bakıyorsun, zürafa diye bir şey yaratmış Allah. Yarım minare. Bak, kafasını göresin. Bir de bakıyorsun ki bir karınca. Karıncaların da o bir sarı cinsleri var, iyice sıfır. Yani bizim bildiğimiz karıncalar yine gözle görünüyor. Onlara da dikkat edersin ki göresin. Hey kurban olduğum Allah, güzel Allah. O sarı karınca, bu zürafa. Renk veriyor, kendisini gösteriyor Allah. Ben her şeye kadirim diyor. Ben her şeye kadirim. Fili yara diyor, koskoca 10 ton fil, lap 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 lap. Bir de bakıyorsun bir tavşan. Tın 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 tın. Hey kurban olduğum Allah. Bir de bakıyorum bir sinek, bir böcek, bir güzel fevkalade nazik, nazenin güzel bir kuş. Gelmiş o şeyin sırtına binmiş, gagalıyor onun sırtını. Onun derisi ince mince bir şey değil ki, hiç tınmıyor bile. O karnını doyuruyor onun sırtında, filin sırtında o kuş. Filin haberi bile yok. Rabbim kuvvetini, kudretini gösteriyor. Beni tanıyın diyor. Biz de tanıyoruz. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Biz Allah'ı tanıyoruz. Biz Allah'ı tanıyoruz. Biz İslam'ın üniversitesinin talebesiyiz, Selenur talebesiyiz. Bunların dersini alıyoruz. Allah'a şükürler olsun.